Selamlar YouTube'u görmüş olduğunuz John Deere 5083'ün tanıtımını yapacağım. Bu traktör şu an 83 beygir gücünde ekonomik seriydi. Bu egzozun susturucusu, egzozun uzatılmışı. Bu egzoz manifoldun söküp takılan civatası. Bu ise 4x4 olduğu için bu öndeki diferansiyelini ise buradan yağ koyuluyor. Bunlar sıvı yağ da kullanır şey için. İşte şu önde 8 adet bir ağırlık bulunmakta. Şu 50 kilogramdan ondan sonra bu hidrolik filtresi, mazot filtresi, marş motoru, malzeme sandığı, bu sigorta şu an marş motorun şey için immobilizer demiş, turuncu. Evet. Şu arkada şu an bir ağırlık bulunsa bir adetten 48 kilogramdan bir ağırlık bulunmakta. İşte bu pullu indirip kaldıran yan kol olarak bunda kurtağız yok. Bu hidrolikli bir pullun söküp takılan orta kol. Bu ise damperin prizi. Ondan sonra bu ise hidrolik olarak şu kuyruk mili, bu remorkun bağlanan salınan çekisi, çeki demiri. Ondan sonra zaten pullu indirip kaldıran yan kol şurada bir yerde vardı ya. Bunda ESL olduğu için tuş yok. ESL'lerinde. ESL'lerinde mi var? Evet. Bu gresörlük. Burada da bir gresörlük daha bulunmakta. Şuradaki immobilizerler ne? Bu soketler. Şular mı görevini görüyor tam? Arkadaş da evet dedi. Bu mazot defosu, bu kaç bir depo mu bu? Bir depo arkaya kadar gidiyor. 127 litre. Tamam, 127 litre. Bu ise hidrolik filtresi mi tam? Hayır, mazot. Mazot. Bu yağ çubuğu, bilen bilir. Enjeksiyonu ise buraya konulandırmış. Bu ise motorun devrini arttıran bir şamandıra bu. Arkadaş açtı. Bu ise akü. Zaten akü bayağı yeri iyi. Ama şu paslanmış kısımları biraz karterden boşaltılan yağıyla biraz yağlamak lazım. Evet. Pas uyumuşlar. Şu hava filtresi bilen bilir. Şu antifriz herhalde. Aynen. Şu şarj dinamosu. Şu ise hidrolik pompası. Bu hidrolik filtresi bu mu? Aynen, filtreler. Bu traktörün şu an piston sayısı, silindirik sayı. Öbür taraf. Evet, 4 silindir. Şu an üst içine bindim. Tamam, ben şeye oturayım. Sen de şuraya geç. Şu fren pedal, fren ise yok, çalıştırma. İşte bu. Fren bayağı yumuşak. Fren pedalın ayrı aç mandalı. Bu ise sıkıştığında biraz yağlamak lazım. Şu paslandıysa. Şu ise gaz. Gaz ise biraz maalesef ki sert. Şu debriyaj. Debriyaj da çok sert de değil. Çok yumuşak da değil. Bu sinyal mandalı. Bilen bilir. Zaten üstüne yazıyor nereye verdiği. Bu dörtlü. Bu ise senkronizasyon. Neyi senkronize ediyor bu? Bu bak şöyle göstereyim. Böyle saat, hız sayacı ve devir saati olarak değiştiriyor. Kuyruk milinin devir saati olarak senkronize değiştirir. Ondan sonra bu silecek olarak bu ne yapıyor? Silecek, biri de su fışkırtıyor yukarıdan. Şu en aşağıda mı su fışkırtıyor? Yani yukarı çevirdim. Böyle aşağıya bastırınca su fışkırtıyor. Şu auto önünü gösteriyor traktörün de. Bu şu anda tek çekerde. Bu 4x4. Ama frene basınca 4x4'ten çıkıyor.
Bunu alınca da frene bastığın halde çıkmıyor. Tamam. Bu ise farlar zaten. Evet. Bu far. Park. Kısa. Normal far. Aydınlatma ve uzun. Evet. Şu vites. Vitesleri. Vitesse 1, 2, 3, 4. İşte ondan sonra burada B. B herhalde. A ise sürüngen mi? A sürüngen. B takviye. Aynen. C seri bu el gazı. Evet. Aynen bu birinci çıkış bilen bilir pulluk. Aynen. İki orta kol. Üç ise damper. Bu ise kuyruk milinin. O çalıştırma yukarıya kaldırınca kuyruk mili çalışıyor. Yok, vites kolu herhalde. Yok, yukarı kaldır kuyruk mili çalışır onda. Tamam. İşte şu. Şu ise pulluğun indirip kaldırma için hız hassasiyet ayarı değil mi bu? Hassasiyet sağdaki bu indirip kaldırma pulluğu. Evet bu indirip kaldırma bu sağdaki hassasiyet. Aynen öyle. Bu tepe lambası. Üst farlar. Bu üst farlar. Aynen. Ondan sonra bu klimanın sıcak soğuk ayar. Ondan sonra bu ise kar. Karlı havada olduğunu zaten şura gösterir. Bu basınca ne yapıyor tam? Onu tam bilmiyorum. Burada 3 adet bir solda klima bulmakta. 3 adet de bir sağda bulmakta. Burada bir teyp bulmakta. Bu ise güneşlik. Bu yan demişim pardon. Dikiz ayna. Ondan sonra bu ise kuyruk milinin ekonomik devirde. Ekonomik devirde kuyruk mili hızlı döner. Tabi normal burada ekonomik yazmazsa kuyruk mili motor rölanti de çalışsa en yavaş döner. Bu hararet göstergesi, mazot göstergesi. Ondan sonra bu el freni. Hani bu 540 ekonomikte kuyruk mili. Evet 540. 540E vites kolunu göstermiş zaten buradan. Evet. Bu debriyajdan bağımlı yoksa bu ara debriyaj kolun var bunda. Debriyajla bağımlı. Şu pedalla mı bağımlı? Pedalsız da kaldırıp indiriyor zaten. Otomatik vites değil mi? Bunun kuyruk mili. Otomatik. Tamam. Şöyle ben bir şey yapayım. Şöyle vites şu an 1'de. B'ye alındığında en yavaş gider. El freni. Yeni koşu. Evet şu. B'den. Şu an bu shuttle ileri yettirince. İleriye şöyle. Hayır debriyajı yavaş bıraktım ama sert ya. Bak şöyle daha kolay gider. Debriyajdan ayağını çek. Evet şöyle. Tam basmana gerek yok. Valla. Evdekiler başıma masraf çıkarmaz değil mi? Evdekiler izin verdi mi şöyle manevra çok sert bunu ya. İçim debriyaj var bu traktörde. Ödüm sıttı yemin ediyorum. Ödüm sıttı ya. Çok hızlı salıyor herhalde. Valla arkada bir şey mi çiğniyor da? Sen bir römorku salla, arkada bir römorku sen de. Çünkü baya arkada bir şey köster bu. Sen videoyu durdur da kenara yaslanayım. Kenara yaklaştır, tamam. Ay, vallahi şu freni sallayayım ya. Baya dikkatli gidiyorum değil mi? Evet. Sen sola geç, ben çekeyim. Debriyaj canım sert baya takviyede oldu nasıl sert herhalde bunu debriyajı. Yok ki. Ben yavaş gidiyorum ama.
da gösteririm ben. Koltukta şu anda sürücü yok. Shuttle'ı öne ettiriyor. Ne? Ne oldu bak. Sürücü koltuğunda biri olmadığı için yürümedi traktör. Evet, bu traktör ekonomik olduğunda. Tamam, konta motor durdurayım. Bununla iş tantım bitti zaten. Şimdi shuttle motor sesini dinleteceğim. Şimdi onun da tabii şeyindeki biraz, onu da tabii yavaş adımla hızını göstereceğim birazdan.